takdir-i ilahi böyle bir kader Allah kimseye yazmasın. Şimdi iki vatandaştan bahsedeceğim sizlere. Çok enteresan bir olay. Kendilerine iş bulmayan belediye başkanına öfkelendiler. Ellerinde levye ile belediye binasına baskın yaptılar. Neden bize iş bulmuyorsun diye. Giriş kapısını parçaladıkları binada başkanın makam odasını da tahrip ettiler ve bakın kendilerini nasıl savundular. Çatalazı Belediyesi'nin kutsalı burası, namusu burası. Ellerindeki levyelerle belediye binasının kapılarını böyle kırdılar. Sonra da makam odasını basıp ortalığı birbirine kattılar. Polise işsiz olduklarını, başkanın bunlara iş bulmadığını mazeret demişler. Biz onun için kırdık gibi. Görüntülerdeki iki zorba bir süre önce Çatalazı Belediyesi'ne başvurup iş istemişti. Ama o istekleri yerine gelmeyince öfkelendiler ve kendilerince bir intikam planı yaptılar. Belediyenin ön giriş kapısı tamamen kırılmıştı. Tuvalet kapıları, tuvalet camları, bu makam kapısı, işte diğer belediyenin camları falan komple kırık halde. Ellerinde levyelerle belediye binasını basan ikili cam kapıyı böyle parçaladı. Gürültüyü duyanlar hemen polisi aradı. Polisler müdahale etmişler. Arkadan vatandaşları yakalamışlar. Karakola getirmişler. İki zorba olayı duyup belediye binasına gelen başkan yardımcısı Mehmet Öztürk'e de saldırdı. Olaylardan sonra karışıklıklar olmuş. Orada belediye başkan yardımcısı da yumruk atmışlar. Giriş kapısının parçalanıp makam odasının tahrip edilmesi Başkan Adnan Akgün'ü kızdırdı. Sadece olay bir maddi camın kapının kırılması olayı değil. Sonuçta burası bir beldenin belediye makamı. Her önüne gelen alsın baltayı eline, demiri eline, kırsın, döksün ve 100 lira zarar alır. 100 lirayı versin, sokakta dolaşsın. Yok böyle bir dünya. Emniyette ifadeleri alınan iki saldırgan adliyeye sevk edildi. İşsiz işsize çekilir, işsiz.